أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طه سوresi 40. ayet kerimeden devam ediyor. İz hani anlamında, bazen hani hatırla şeklinde. Temşi. Temşi yürümek demektir. Temşi yürüyordu. Oktuke. Senin kız kardeşin ve bunlardan tekulu diyordu. Normalde tekulu sen diyorsun anlamına da gelir. Üçüncü tekil şahıs bayan için o diyor anlamına da gelir. Ama burada hani dediği için burada yürüyordu ve şurada da diyordu şeklinde çeviriyoruz. Hel mımi anlamında edullu edullukum işaret edeyim mi? Yani göstereyim mi? Ale bu ale ile beraber göstermek anlamında. Men an en kimse yekfulu. Yekfulu onun sorumluluğunu alacak kimse. Yani ona bakacak kimseyi göstereyim. Ve bunun ardından raca'ne. Raca'ne döndürmek. Raca'ne ke. Seni döndürdük. İle a'e demek. Ardındaki ismin son harekesini iyi yapıyor. Ummi ke. Yani seni annene döndürdük. Key sın diye anlamda tegarra aynuhe yani onun ona göz aydınlığı olsun, o bununla mutlu olsun. Ve le tehzen aynı zamanda hüzünlenmesin. Bakınız bu tehzen ifadesi normalde sen hüzünlenirsin, sen üzülürsün anlamına da gelir. Aynı zamanda üçüncü tekil şey, şahıs bayan o anlamına da gelir. Böyle tehzen burada o üzülmesin. Şu keyden dolayı mesela burası tekarru olacakken tekarra, burası tehzenu olacakken tehzene şeklinde olmuş. Key önüne geldiği fiilin son hareketini değiştiriyor. O zaman ona göz aydınlığı olsun ve o üzülmesin diye ve gatelte sen öldürdün nefsen, tabii öldürmüştün diye çevirmek daha doğrudur. Nefsen bir kimseyi, bir nefsi öldürdün ve bunun ardından necceyneke biz seni kurtardık minel gami gamdan, hüzünden, kederden, kıpıdan ve betenneke, betenne demek anlamında kutune biz seni deneyişle denedik gibi bir anlamı söz konusu. Betenneke kutune farklı sınavlara dedik. Bunlardan lebiste kaldın sinine senelerde fi ehli medyene medyen halkı içerisinde. Burada fi'den dolayı şurası ile olmuş. Normalde ehlu medyen. Tabii medyende yani medyen halkı derken bunun da normal şartlarda yani Arapça bir kelime de iyili olması lazım. Ancak medyen Arapça bir kelime olmadığı için bu şekilde iyili olmuyor. Yani medyeni diye göremezsiniz zaten. Normalde biliyoruz bir kelime ya e'li bitiyor ya iyili ya da u'lu bitiyor. Tabii önünde el varsa veyahut bir isim tanımlamasının ikinci kelimesi ise gibi o şekilde baktığımızda yoksa yalın bir halde kelime nedir? En, in, un şeklindedir. Bu kelime ya medyenudur ya da medyenedir. Kur'an-ı Kerim'de de hep medyene şeklinde geçer. Yani özne halinde bulunduğu şekli yok. Evet, summe daha sonra ci'te geldin ale kaderin bir kader üzerine ya Musa ey Musa bu kaderi de ölçülü bir vakit diye alabiliriz. When your sister senin kız kardeşin went, gittiğinde, and sat, dediğinde, shall I show you, göstereyim, shall I, bir teklif ifadesi, yani yapayım mı, edeyim mi derken, shall I show you, göstereyim mi, one, who, an, and anlamda, tabii will olunca acıkecek diye çeviriyoruz, who will nurse him, ona bakacağım, ya ona bakacak bir kişiyi göstereyim. So
Bir restore. Restore normalde restore etmek. Ama burada döndürmek anlamında kullanılmış. You to your mother. Biz seni annene döndürdük. That ki she might cool her eyes. Yani o gözlerini sakinleştirebilsin diyebiliriz. Burada tabii gözlerini serinletsin. And she should not grieve. Aynı zamanda hüzünlenmesin, kederlenmesin diye. Then daha sonra you did kill a man. Sen bir adam öldürdün. Bakınız did normalde olumlu bir cümlenin içerisinde genelde görmeyiz. Ama gördüğümüz vakit şuradaki ed kalkar. Yani dedi cümle içerisinde gördüğümüzde bu geniş zaman içinde böyledir. Bu vurgu yapmak için hani sen bir adam öldürmüştün şeklinde kullanılan bir ifadedir. Vurgu maksatlı kullanılıyor. Yani o yüzden you did kill deniliyor. Normalde biliyoruz geçmiş zamanda eğer fiil düzenli ise killed yani şuraya ed getirip devam ediyor. You did kill a man, bir adam öldürdün. But we saved you. Biz seni kurtardık. From great distress. Burada ben bunun ardından diye çevirmiştim şurayı. İngilizce'de ama diye alınmış. Yani aynı kelime F hem bu yüzden hem bundan dolayı hem de ama gibi çevrilebiliyor. O yüzden burada but denilmiş. We saved you, kurtardık from great distress. Yani büyük bir sıkıntıdan and tried you. Biz seni denedik. With a heavy trial, ağır bir imtihanla imtihan ettik, denedik. Then, bunun ardından you stayed, kaldın a number of years. A number of, birçok sene, birçok anlamda a number of years, birçok yıl with the people of Midian. Midian halkıyla birçok yıl kaldın. Then, daha sonra you came here, buraya geldin according to the A göre demektir. According to the fixed term. Yani belirlenmiş bir süre üzerine which I ordained. Yani benim emrettiğim belirli bir süre üzerine geldim. For you. Sana emrettiğim o Musa. Şeklinde Rabbimiz burada Hazreti Musa Efendimizin çocukluğunda yaşadığı olayı ona hatırlatıyor ve biz seni annene döndürdük diyor. Devam ediyor. Vestenatu seçmek anlamında. Vestenatu ki ben seni seçtim le nefsi seni kendim için seçtim diyor Rabbimiz. And I have chosen you. Ben seni seçtim. Bakınız I have chosen you ifadesi. Seni seçtim ifadesi. Present perfect. Bu geçmişten bugüne seçtim anlamında. Ya da yeni seçtim anlamında da çevrilebilir. Tabi burada Hz. Musa Efendimiz olunca Rabbimiz onu seçmiş, seçkin bir kul olarak yaratmış ve onu peygamber yapmıştır. Ki çocukluğundan itibaren kendisinin denetimi altında bütün sıkıntılardan, tehlikelerden onu koruyarak onu peygamber kılmıştır. O maalesef kendim için seni seçtim. İzheb. İzheb git. Sen git yani. Ente. Normalde ente demesine gerek yani bir şeyde sen git deniliyorsa yeniden ente kullanılıyorsa burada bir vurgu söz konusu. Bakın izheb ente. Sen git. Ardından da tabii ve ehuke senin erkek kardeşin de gitsin. Yukarıda uhtu kız kardeşti. Burada ehuke kız kardeşin. Burada ise erkek kardeşin ve ehuke sen ve erkek kardeşin gidin bir ayeti ayetlerimle gidin vele seni vele teniye ve gevşeklik göstermeyin. Fi zikri yani beni hatırlanmada beni anmada gevşeklik göstermeyin. Go you and your brother. Sen ve kardeşin gidin with my ayetlerimle gidin. Proofs. Ayet. Evidences. Hüccet. Delil. Verses. Satır. Lessons. Dersler. Signs. İşaretler. Revelations. Yine vahiy. Etc. Yani ayetlerimle
gidin and do not. You both. Yani siz ikiniz slacken, gevşek gevşemeyin, gevşeklik göstermeyin and become weak. Ve zayıf olmayın. Bu mesela teniye ifadesi slacken and become weak. Gevşeklik göstermeyin ve zayıf olmayın şeklinde. In my remember. Beni anmada, hatırlamada gevşeklik göstermeyin. Burada Rabbimiz peygamberlerine bu şekilde hitapta bulunuyor. Dolayısıyla bunu bizim çok ciddi bir şekilde dinleyip, okuyup gereği neyse onu yerine getirmemiz lazım. İnsan nefsi bazen tembellik edebilir, bir şeyi yapmak istemeyebilir. Ama sürekli Rabbimizi hatırlayıp kendimizi adeta enerji depolamamız lazım. Gayret göstermemiz lazım, çalışmamız lazım. Elimizden geleni yaparız. Yapamadığımız şeyler için de dua ederiz. Rabbimizin güç kuvvet vermesini bekleriz. Ama asla tembelliğe düşmememiz lazım. Yani insan tembelliğe yatkın bir haldedir. Onu aşması lazım. İzhebe. Bakın şurada izheb derken sen git. İzhebe. Siz ikiniz gidin. İle Firavun'a. Firavun gidin. Firavun kelimesi tıpkı Medyen gibi yukarıda görmüştük. İyi de olmaz. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ya Firavun'u ya da Firavun'e diye görürsünüz. Normalde ile iyi yapıyordu. Bu da Arapça bir kelime olmamasından kaynaklı. İnnehu şüphesiz. O taga. O şüphesiz azdı. Haddi aştı. Go both of you. Yani siz ikiniz both of you. İkiniz gidin. To Firavun. Firavun'a gidin. Pharaoh. Verily he has transgressed. O haddi aştı. All bounds. Bütün sınırları. In disbelief. İnkarda. And disobedience. Aynı zamanda itaatsizlikte and behaved davrandı as an arrogant bir kibirli küstah bir kimse gibi and as a tyrant aynı zamanda zorba bir şekilde davranmaktadır davrandı ve kule deyin yani siz ikiniz deyin şeklinde söyleyin lehu ona gavlen leynen ona yumuşak söz söyleyin. Leallehu umulur ki o yetezekkeru o hatırlar ev yahşe veyahut sayılıyor, korkar. And speak to him mildly onunla yumuşak bir şekilde konuşun. Perhaps belki he may accept kabul edebilir admonition. Öğüdü kabul edebilir o fi Allah Allah'tan korkabilir. Bu noktada bir önceki ayeti dikkate aldığımızda karşımızda çok zorba, bütün sınırları aşmış bir down modeli söz konusu. Zalim bir kimse ona giderken Rabbimiz peygamberlerine ona yumuşak söz söyleyin şeklinde buyuruyor. Tabii bu usulü nedir? Dua ederek, Allah'tan yardım dileyerek yumuşak sözü söylememiz. Bunu çok becerdiğimizi söylemek mümkün değil. Bazen öfkemize yenik düşebiliyoruz. Ama unutmamamız lazım. İnsanlara yumuşak bir şekilde söylememiz lazım. Ve birbirimizi bu herkes için geçerli. Sabırla dinleyip aramızda tartışma olan meseleleri her neyse kimin nesi varsa ne mesaj vermek istiyorsa onu sabırla dinleyip ona da aslında yumuşak bir tonla, ses tonuyla hitap etmemiz lazım. Söyleyeceğimiz ifadeyi güzel bir şekilde söylememiz lazım. Bunun etkisini toplumda gören insanlar var. Böyle insanların yani halim selim olup hakkı söylediği durumlarda İşlerinin yolunda gittiğini de biliyoruz. Ya bu insanlar toplum tarafından beğenilen insanlar da oluyor. Yani bağırarak, öfkeyle, kızarak değil. Ki zaten hiçbir hak da bağırarak alınmaz. Hiçbir hak bağırarak anlatılmaz. Çünkü insan bağırıyorsa şeytanın aslında
esiri olmuş demektir. Çünkü bağırma öfkeyle gelir, öfke de şeytandan gelir diyebiliriz. Rabbim her birimizi bu şekilde, yani Firavun'a giderken bile yumuşak söz söyleyin diyen Rabbimizin buyruğunu uygulamayı bizlere nasip etsin. Gale o ikisi dedi, Rabbene, ey Rabbimiz, innene, şüphesiz biz, nehaf, biz korkuyoruz. Neyden korkuyoruz? En masından korkuyoruz. Burada masın anlamında ve ardındaki fiilin bakınız son hareketini ne yapmış? Şurada gördüğünüz gibi eyle yapmış. Normalde yefrutu uğulu olacakken enden dolayı yefruta aleyne onun bize karşı aşırıya gitmesinden korkarız. Bizi cezalandırmasından korkarız. Ev en yetuka aynı zamanda bize karşı zulmetmesinden, haddi aşmasından korkarız. Deyset, onlar söyledi. Lord, ey Rabbimiz, verily biz we fear, biz korkuyoruz. Lest diye korkuyoruz. Bu lest genelde should da kullanılıyor. Bugüne kadar gördüğümüz Kur'an-ı Kerim ayetlerinde sadece bir yerde should olmamıştı. Lest he should hasten, o acele eder. To punish us, yani bizi cezalandırmada acele eder. Punish us. O lest veyahut he should transgress, o haddi aşar. All bounds against us. Bize karşı bütün sınırları aşmasından korkuyoruz. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Allah'ın peygamberleri bunu söylüyor. Biz bundan korkuyoruz. Çünkü karşıda çok kuvvetli, güçlü biri var. Ve burada da şunu görüyoruz. Aslında korkunun çok normal olduğunu. Peki korkuyoruz diye bırakacak mıyız? Burada Rabbimiz şu şekilde söylüyor. Gale dedi, la takafe. Yani siz ikiniz korkmayın. İnnenin şüphesiz ben me'akume, sizinle beraberiz. Beraberim. Esme'u, işitirim ve era, ve görürüm. Hisset, yani Allah söyledi. Fear not. Günlük İngilizce'de don't fear şeklinde. Verily, doğrusu I am with you both. Yani ben sizinle, ikinizle beraberim. Şu both iki anlamına geliyor. Hearing, duyarak, and seeing, işiterek. Burada biz ayrı ayrı duyuyorum ve işitiyorum diye çevirmiştik. Burası duyarak ve işiterek ben sizinleyim diye yorumlanmış. Evet. Burada ise fetiyehu gidin fekule din inne rasule rabbike. Yani biz ikimiz inne olunca biz inne rasule rabbike, Rabbinin elçileriyiz, ve ersil. Bu yüzden bundan dolayı ersil, gönder, me'ane, bizimle beraber gönder. Beni İsrail'e, İsrailoğullarını bizim de gönder. Vele tuazzibuhum, onlara azap etme. Kad ci'neke bi ayetin, biz ayetlerle geldik. Min rabbik geldik. Ve selam ala men ittebe'al huda. Selam doğruya, hidayete teslim olan ne olsun? Doğruya itaat edene, tabi olana olsun deyin, dedi Rabbimiz. So go you both to him. Yani siz ikiniz gidin and say, well, we are messengers of your Lord. Biz Rabbinin elçileriyiz. Bakın ona söylerken senin de Rabbin şeklinde bir mesaj var. Rabbinin elçileriyiz. So let the children of Israel, İsrailoğullarını, go with us. Yani İsrailoğulların bizimle gitmelerine izin ver. Bırak onlar bizimle gelsin. And them not, don't torment. Onlara zırap etme, azap etme. Indeed, gerçekten we have come with a sign. Biz işaretle geldik. From your Lord, senin Rabbinden bir ayetle geldik. And peace will be upon him. Barış onun üzerine olacak. Yani huzur, selam onun üzerine olacak. Who follows the guidance. The guidance, hak anlamında. Who follows, takip
eden, bunun anlamı en anlamında. Yani selam hidayete tabi olanın üzerine olsun şeklinde deyin diyor. Yani korksak bile gitmemiz gerektiğini ve o insanlara mesajı hatırlatmamız gerektiğini öğreniyoruz burada. Rabbim öncelikle bizlere okuduğumuzu anlamayı, anladığımızı anlatabilmeyi nasip etsin. Hata ettiysek hatalarımızı affetsin. Sadakallahül aleyküm.